Manisa'nın dünyaya açılan penceresi, Manisa Medya TV'den hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. İş dünyasının nabzını tutan tüm sektörleri rehber program Senin Kariyerine hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz ve konuğumuz bile bizimle birlikte. Türkiye'de önemli bir rolü sahip olan sağlık turizmini konuşacağız. Tabi sağlık turizmi deyince Ege bölgesi de bu anlamda çok ön planda yer alıyor ve İzmir'in en önemli sağlık turizmi alanında faaliyette bulunan İzmir Termal Oteli Genel Müdürü Sayın Zakir Kılıç Beyefendi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum öncelikle davetimi kabul ettiğiniz için. Estağfurullah. Ne demek? Şimdi sağlık turizmi önemli. Bizim ta Hititlerden başlıyor. Anadolu topraklarında sağlık turizminin başlaması ama bu işte kaplıca sularının, termalin işte şifa kaynağı olması, hatta dünya tarihine bakıyorsunuz ta Romalılarda başlamış bu. Şimdi biz genel olarak tabii sağlık turizmini konuşacağız bugün yayında ama şimdi Balçova Termal Oteli önemli bir mevkide, yeri çok güzel. İzmir Valiliğine bağlı faaliyet gösteren bir statüde. İsterseniz şöyle Balçova Termal'in bir tarihini bir dinleyelim. Yani bugün bu Ege bölgesinden, Türkiye'nin birçok yerinden bizi izleyen izleyicilerimize hem bir otelle ilgili bilgi vermiş oluruz hem sağlık turizmini konuşuruz sizinle. Tabii ki. Aslında Balçova Termal dünyaca bilinen bir tesis. Hı hı. Fakat biz yine kısaca bir anlatmak isterim bunu. Şu anda termalin, Balçova Termal'in bulunduğu yere Agamemnon bölgesi deniyor. Eski tarihten gelen ismi. Agamemnon 1200 yıllarda Troya Savaşı'nın önemli komutanlarından birisinin adı. Agamemnon'un yaralanan askerleri o bölgede bulunan sulardan ve çamurlardan şifa buluyorlar ve bu kaynağın şifalı ve su olduğu oradan anlaşılıyor. Tabii bu zamanla önemini yitiriyor ama 1400'lü yıllarda Osmanlı'nın yeniden burayı fethetmesiyle birlikte Osmanlı'nın biliyorsunuz şifa kaynağı olan şeyleri önemli bir bambaşka. O vesileyle yeniden üne kavuşuyor ve Cumhuriyet döneminde de Balçova Termal Tesisleri buraya kurulmuş. O günden bugüne de dünyaya şifa dağıtan bir merkez haline gelmiştir Balçova Termal. Çok güzel. Peki şimdi sağlık turizmi kapsamında birçok faaliyetiniz var sizin. Evet. İsterseniz onları bir açalım. Çünkü bu kısım çok önemli. Birbirinden güzel etkinlikler var. İşte 9 Eylül Üniversitesi'ne çok yakınsınız. Onun avantajları var. Profesyonel bir ekip kadronuz var. Neler yapıyorsunuz? Evet, yani sağlık turizmi anlamında uyguladığınız uygulamalar neler? Yani bir vatandaş size gelmek istediğinde nasıl bir yöntem izlemesi gerekiyor? Ben aslında arzu edersiniz kısaca Balçova Termal'i anlatayım size. Ardından da Kaplıca Kür Merkezimizi anlatayım size. Balçova Termal otel konaklama, Kaplıca Kür Merkezi ve alternatif tedavi olmak üzere spası, fitness center'ı olan, içerisinde birçok havuzu barındıran, yazlık ve kışlık restoranları bulunan, aslında kendisine özgü bir konsepti olan, diğer otelleri ve diğer tesislere benzemeyen, yeşil dostu ve çevreye duyarlı bir tesistir. Normal şartlarda bizim orada her türlü insan kendiliğinden gelebileceği gibi sağlık uygulama tebliğinde yani sosyal güvenlikten faydalanarak da gelme imkanları vardır. Bunlar bizim Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi ile yapmış olduğumuz protokol gereği oradan tedavi olmak isteyen vatandaşlarımız sevkle bize geliyorlar ve biz bunlardan sevkte öngörülen tedavilerini yapıyoruz. Buradan biz hastadan herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Tamamını Sosyal Güvenlik Kurumu karşılıyor. Bunun dışında vatandaş doğrudan da bize gelebilir. Bizim bunlara yönelik de 5, 12, 20 günlük kür programlarımız var. Bu kapsamda da bizden her türlü tedaviyi alabilirler. Bizim kür merkezimizde bir fizyoterapist uzman doktor, 20 tane fizyoterapist, hemşire, sağlık teknisyeni olmak üzere toplam 40 personelle biz burada hizmet vermekteyiz. Çok nitelikli bir kadromuz var burada. Ve bu nedenden dolayı dünyaca bilinen bir tesistir Balçova Termal Oteli. Peki burada şimdi şifa dağıtıyorsunuz, şifalandırıyorsunuz. Hangi hastalıklara tedavi sunuyorsunuz? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Daha çok romatizmal hastalıklar, genel astroz, kireçlenmeler, bel, boyun, fıtık hastalıkları, yumuşak doku romatizmaları,
Ortopedik ve nörolojik rehabilitasyon rahatsızlıkları, bu kapsamdaki hastalıkları biz tedavi ediyoruz. Peki gelen müşteriler, yani misafirleriniz, tam memnun ayrılıyorlar mı? Yani evet, ben işte bütün hastalıklarım iyileşti, şifa buldum, mutluyum şeklinde, yani geri dönüşler nasıl müşteri memnuniyeti anlamında? Aslında bunu canlı olarak biz sizlere göstermek isteriz. Bize her yıl gelip Avrupa'dan, çeşitli ülkelerden 6 ay, hatta 5 ay, 7 ay, 8 ay kalan hastalarımız var. Ve bunlar yaklaşık 20-25 yıldır sürekli gelen hastalarımız. Birincisi, bizim vermiş olduğumuz tedavi, tıbbi tedavinin ötesinde orası bir sosyal alan. Yani insana dokunan, insana hitap eden, insanın psikolojik yönüne etki yapan bir aile gibi Balçova Termal. Ve bu kapsamda çok böyle yürüyemez, konuşamaz durumda olan hastalar iyileşmiştir ve bunlar sürekli bizim müdavimlerimiz haline gelmiş. Böyle bir tedavi sunmaktayız biz. Yani hem sağlık turizmi burada gerçekleşiyor, hem de işte normal olarak insanlar dinlenmek amacıyla da, tatil yapmak amacıyla da gelebiliyorlar. Şimdi bunu neden soruyorum? Şimdi önümüz semestr dönemi geliyor. Evet. Mutlaka aileler çocuklarını tatil için bir yere götürmek isteyeceklerdir. Hem iki hizmetten de yararlanacaktır böylece. Aslında ben konuşmamın başında şöyle demiştim. Kendisine özgü bir konsepti olan bir tesis demiştim. Bizim elbette ki tedavinin yanında eğlence de var, spor da var, her türlü aktivite de var. Bizim tesislerin içerisinde 5 adet tenis kortu var, aqua parkı var, 22 adet kaydırağımız var, kapalı havuzlarımız var, açık olimpik havuzlarımız var, yürüyüş yolları var, çocuk parkları var. Yani dolayısıyla burası sadece fizik tedavi olarak görmemek lazım. Hem eğlence, hem spor, hem sağlık merkezi diyebiliriz buraya. Çok güzel. Peki şimdi sağlık turizminde bu termal hizmetlerden yararlanmak için genelde vatandaşlar kışın tercih ediyorlar diye biliyoruz. Yazın durum nasıl? Hayır, biz yazın da çok aktifiz, kışın da çok aktifiz. Özellikle yazın bizim Avrupa'dan çok daha misafirlerimiz gelmekte. Peki onu açalım. Şimdi dünyada sağlık merkezine, yani sağlık turizmine baktığınız zaman dünyada Türkiye 5. statüde yer alıyor. Yani bu oldukça güzel bir oran. Yani bugün dünya ülkelerine kıyasladığınız zaman Türkiye'nin rolü gerçekten ön planda yer alan bir yer. Hangi ülkeler daha çok sizi tercih ediyor? Bize başta İskandinav ülkelerinden Norveç çok yoğun bir şekilde gelmekte. Ondan sonra İsveç, Hollanda, Almanya, son zamanlarda Amerika'da ve Orta Doğu'dan birçok misafirlerimiz gelmekte. Peki Zakir Bey, bundan sonraki, şimdi biraz tabii konuşacağız bunları, belki son cümleler gibi oldu ama sizin peki şimdi çok ciddi anlamda bir Türkiye'nin sağlık turizmi konusunda bir kapasitesi var. Evet. Şimdi baktığınız zaman, yani gelen misafirle sizin kapasitenizi karşılaştırdığınız zaman bu tamamen ihtiyacınızı karşılıyor mu? Yani ne kadar daha çok misafir kabul edebilirsiniz? Ve nasıl bir pazarlara ihtiyacınız var? Hangi pazarlara açılmak gerekiyor? Hangi ülkelere daha çok ulaşmak gerekiyor? Yani çünkü bu sağlık, özellikle turizm zaten Türkiye'de kendi başına çok önemli bir role sahip. Dünyada da Türkiye'nin çok ciddi olan tanınmışlığı var. Bu kıyaslamaları yaptığınız zaman daha gelişmişlik boyutuna ulaşması için ya da daha ileri noktaya gelmesi için ne yapılması gerekebilir? Yani bir değerlendirmeniz nasıl bu konularda? Evet, şimdi tabii biz aslında Balçova Termal özelinde son zamanlarda şunun üzerinde çalışıyoruz. Fizik tedavi rehabilitasyon merkezi statüsüne kavuşmak istiyoruz. Bunun için de Sağlık Bakanlığı'na yapmış olduğumuz müracaatlarımız var. Ön izinlerimizi de aldık. Geri kalan eksikliklerimizi de tamamlayıp bu ruhsatı tamamen almak istiyoruz. Tabii biz en çok hangi müşteriyi istiyoruz? Biz de yabancı ülkeler şöyle analiz etmeye çalışıyoruz. Toplu olarak ülkelerin, bir takım ülkelerin sosyal politikaları gereği vatandaşlarını grup halinde fizik tedavi ve rehabilitasyon anlamında sosyal güvenlik politikaları gereği bunu kendi vatandaşlarına vermektedirler. Böyle toplu bir müşteri kitlesini araştırıyoruz biz. Bu da daha çok İskandinav ülkelerinde mevcut. Biz son zamanlarda seyahatlerimizi, oradaki pazar arayışlarını araştırıyoruz. Bu konuda dünyaya açılmak istiyoruz. Zaten bilinir bir tarafımız var.
Ama daha da bunu geliştirmek istiyoruz. Peki o işte geliştirme noktaları, yani eksik olan hususlar neler? Buradan hem onları duyurmuş olalım, hem belki hem devlet açısından, hem diğer sivil toplum kuruluşları olur, işverenler olur, halkımız olur. Yani bazı şeyler çünkü el birliğiyle çözümlenebiliyor. Hani sorunlar dile getirilince çözülebiliyor. O anlamda ihtiyaç duyduğunuz hususlar ne, hangi kısımlar? Ya doğrusu sorarsanız hani bizim tesisimiz zaten %100 devlet sermayesine tabi bir kurum. Biz o anlamda bir eksiklik hissetmiyoruz. Hı hı. Ama elbette ki bir takım prosedürler var. Herkesin de buna uyması gerekiyor. Biz de elimizden geldiğince buna uymaya çalışıyoruz. Bunu da tamamladığımızda eminim ki biz de gereken ruhsatlarımızı alırız diye düşünüyoruz. Hı hı. Peki şimdi otelinize baktığınız zaman şimdi termal turizmden yararlanan işte müşterileriniz, işte misafirleriniz diyelim onlara var. Peki şimdi şey var, İzmir Ege bölgesinde, Türkiye'de, dünyada tanınmış bir şehir. Şimdi mesela ben bir vatandaş olarak işte şehir dışından İzmir'e gelmek istediğimde isterim ki İzmir'in işte bir karşı yakasını göreyim, Alsancağı'na gideyim, işte Meryem Ana'yı ziyaret edeyim, Efes'e gideyim. Şimdi insan istiyor ki sağlık turizmi bir konsept uygulaması olsun, hepsine ulaşılabilir olsun. Evet. Böyle bir imkanlarınız elbette var mı? Yani gelen müşterilerinize tabii ki böyle bir hem İzmir'i tanıtma, hem İzmir'e bir ekonomi anlamda destek olma. Çünkü sonuçta bir döviz girdisi oluyor zaten, evet, yurt dışından gelen turistler için. Bu tür çalışmalarınız var mı? Tabii ki biz zaten gelen misafirlerimizi öncelikle konumumuz itibariyle havaalanına çok yakın bir mesafede, hı hı, olduğumuz için 20 kilometre. Yine şehir merkezine 8 kilometre. Konum itibariyle çok iyi bir lokasyondayız. Bizim özellikle yurt dışından gelen misafirlerimizi biz konsept olarak İzmir'i tanıtmak gibi bir misyon da üstleniyoruz. Hı hı. Gerek etrafımızdaki tarihi ve turistik yerleri, gerek İzmir'in içerisinde Kemeraltı'sı olsun, işte Agora'sı olsun, asansörü olsun ya da Efes olsun, Bergama olsun gibi yerleri biz zaten gezdiriyoruz. Sadece misafirlerimiz termalle yetinmeyip böyle de bir turizm hizmeti de sunuyoruz onlara biz. Hı hı. Peki neyi tercih etmek istiyorlar? Gelen misafirleriniz, ben şurayı en çok talep ettiği yer neresi oluyor? En çok Kemeraltı'nı daha çok dolaşıyorlar. Orayı çok ilginç buluyorlar. Orada çok geziyor. Tabii ki birçok kesimde Efes, Selçuk, Meryem Ana'yı çok merak ediyorlar. Orayı da çok gezenler var. Hı hı. Orada ilgi çekici oralar. Peki şimdi buradan vatandaşlara seslenmek istediğinizde, yani otelinize ilişkin olarak onlara neler söylemek istersiniz? Yani otelimiz az önce de belirttiğim gibi sadece termal oteli değil, birçok şeyi bünyesinde barındıran, hı hı, çok nitelikli bir kadromuz var. Özellikle fizik tedavi konusunda. Hı hı. İrili ufaklı 8 tane havuzumuz var. Bayanlara ayrı havuzumuz var. İçeride bayanlara ayrı saunalarımız ve buhar odalarımız var. Yani her türlü konsepte hizmet verebilecek bir durumumuz var. Ayrıca onun dışında zaten diğer organizasyonlarda da bizim kapasitemiz yeterli. 3 tane açık salonumuz var. Düğün, davet organizasyonlarda da biz yine öncü bir kurumuz. Yani o anlamda da İzmir'e bekliyoruz herkesi. Peki düğün davet noktasında hangi aylar hizmet oluyor? Yılın 12 ayında evet, bu hizmeti verebiliyoruz. Çünkü bizim yaklaşık 1200 kapasiteli ve direksiz kapalı salonumuz var. Yine 200 kişilik, 300 kişilik iki tane salonumuz daha var. Yazın zaten kır düğünü, kır bahçesi olacak şekilde 3 tane açık salonumuz var. Bunlar da yine 500, 700 ve 300 kapasiteli olmak üzere. Peki şimdi genel olarak bu Türkiye açısından şimdi otelinizi izleyicilerimiz eminim ki artık kafalarında bir şekil vermişlerdir. Peki siz yani bu otelcilik anlamında deneyimli bir yönetici olarak, işte sağlık turizminin içinde biri olarak şöyle genel olarak bir Türkiye'yi görmek istediğinizi gördüğünüzde sağlık turizmi noktasında nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben son zamanlarda bir Avrupa'ya da birkaç yere gittim, hı hı, gezdim. Şöyle bir şeye şahit oldum. Norveç'teki bize baş konsolosumuz, hı, bana şunu söylemişti. Gözünden ufak bir rahatsızlık geçirmiş. Eğer ben burada ameliyat olsaydım büyük ihtimalle gözlerim görmeyecek demişti. Hı. O açıdan Türkiye'ye gelip ameliyatını olmuştu ve sağlığına kavuşmuştu. Buna benzer birçok örnek çoğaltabiliriz.
Çünkü bizde sağlık hizmeti hem ucuz hem de çok nitelikli, hem çok kaliteli. Bu açıdan hem Avrupa'dan hem Orta Doğu'dan son yıllarda çok tercih edilen ülke konumundayız. Elbette ki bunun biraz daha desteklenmesi lazım, biraz daha tanıtılması lazım. Peki onun için ne yapmak gerekiyor? İşte benim en çok hani bu yayında istediğim kısım o. Yani burada şimdi Türkiye'nin diyoruz ya şeyi çok yüksek, yani bir kapasitesi var ama bir yerlerde eksik olan bir kısım var. İşte bunun gerek tanıtım olması. Mesela ben bir araştırma yapmıştım. Diyor ki dünya ülkelerine kıyasladığımız zaman özellikle Türkiye'nin hastane fiyatlarının mesela uygun olması. Evet. Göz, diş, ortopedi, kardiyoloji, onkoloji, plastik cerrahi ve beyin cerrahi gibi alanlarda Türkiye bir isim yapmış. Yani özellikle de Almanya, Azerbaycan, Rusya, Hollanda ve İngiltere bizden bu konularda gelip hizmet alıyorlarmış. Şimdi bunlara baktığınız zaman Türkiye gerçekten iyi bir noktada. Mesela plastik cerrahi de çok iyi bir noktada. İşte saç ekiminde Türkiye çok iyi bir noktada. İşte Türkiye'de 5 dolara, 5.000 dolara yapılan bir işlem Amerika'da 5.000 dolara yapılıyor. Yani onun kaç katı yüksek rakamlara yapıldığı biliniyor. Şimdi böyle bir kıyaslama yapıyorsunuz. Şimdi işte Zakir Kılıç bu anlamda çok yetkin. Gonca Elibol bu anlamda çok yetkin. Ama bizim bir sinerji oluşturup İzmir açısından ya da Manisa açısından, Türkiye açısından daha büyük bir şey yapmamız lazım. Yani sizin o güçlü noktanızla benim güçlü noktamı birleşip Türkiye'nin marka olması için daha çalışmamız gerekiyor. Peki şimdi size bu noktada sorum şu. Siz işte termal anlamda, işte fizik tedavi anlamında, sağlık turizmi anlamının bu kısmında çok ileri noktadasınız. Evet. Öte yandan işte örnek veriyorum. Örnekten gidelim. Plastik cerrahide işte bilmem ne hastanesi çok iyi bir noktada. Beraber işbirlikleriniz var mı? Bu tür çalışmalara ihtiyaç var mı? Yani var, bu pencereye baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında küçük bir örnek var zaten bizim tesislerimiz içerisinde. Bir diş kliniğimiz var. Doğrudan bize bağlı değil ama kiracımız var. Çözüm ortağımız diyelim. Bu diş kliniğimizi her yıl Azerbaycan'dan, Avrupa'dan birçok ülkeden hasta gelmekte ve diş tedavisi görüp geri dönmekteler. Yani aynı şekilde belki sizin de bahsettiğiniz gibi plastik cerrahi ya da diğer hastalıklarla ilgili olarak İzmir'deki diğer hastanelerle birleşip topluca yurt dışında bunu iyi bir şekilde pazarlamak gerekiyor, tanıtmak lazım. Yani bizim oradaki elçiliklerimiz, ticari ateşelerimizle birlikte tanıtmakla geçiyor bu yol. Bir diğer handikapımız bizim şudur aslında. İzmir'den diğer Avrupa ülkelerine direkt uçaklar yok. Direkt uçuşlar yok. Çok önemli bir konu. Bu çok önemli bir konu. Bu direkt uçuşlar bizi her noktada sıkıntıya sokuyor. Örneğin ben Rusya'ya gitmiştim. Birinci derecede sorulan şey direkt uçak var mıdır? Şimdi Rusya'dan buraya gelmek için Moskova'ya gidiyorsunuz, İstanbul'a gidiyorsunuz, İstanbul'dan İzmir'e gelmek zorundasınız. Ama İstanbul'un öyle bir avantajı var. Dünyanın her yerinden direkt uçuşlar var İstanbul'a. Dolayısıyla eğer bu ulaşım sorunu çözersek öyle zannediyorum ki İzmir hak ettiği noktaya gelecektir diye düşünüyorum. Demin hani bir örnek vermiştim ya, mesela estetikte saç ekiminde. Evet. İşte Türkiye'de saç ekim maliyeti 5.000 TL civarındayken Avrupa'da 10.000 Euro, Amerika'da 30.000 Euro dolar civarlarında. Bakın ne kadar çok Türkiye'nin bu anlamda maliyeti düşük. Hem nitelikli hizmet veriyoruz, hem kapasitemiz yüksek, hem de hakikaten çok ucuz veriyoruz sağlık hizmetini. Dediğim şekilde İzmir'in tek handikapı sadece ulaşımdır. Bu çözülürse öyle zannediyorum ki hak ettiği seviyeye gelecektir diye düşünüyorum. Peki bu konuda, yani bunu Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir işbirliğinin yapılması sağlanması lazım. Evet, bu üç bakanlığın bir araya gelip yani nasıl bugün dünyanın her yerinden Antalya'ya güneş için direkt uçuşlar varsa, İstanbul'da dünya merkezi bir kenttir, oraya da uçuşlar varsa en azından belli noktalardan İzmir'e de sağlanması lazım bunu. Peki şeyi merak ediyorum. Hani şu an hükümetimiz birçok noktada teşvik sağlıyor. İşte tarım alanında olsun, işte COSGAP olsun, bilim ve sanayide olsun, birçok hususta işte Çalışma Bakanlığı olsun teşvik sağlıyor. Evet. Bu sağlık turizm noktasında yani teşvik imkanları ne durumda? Tabii sağlık turizmiyle ilgili de teşvik imkanları var.
Bunları da devlet yurt dışında yapılan reklamların belli bir kısmını destekleme, %50'sini hatırladığım kadarıyla teşvik ediyor. Bunu da yine şartlar vardı. Bir sağlıkla ilgili, bir turizmle ilgili bir yönetmelik var. O yönetmeliğe ruhsat aldığınız takdirde yapmış olduğunuz bütün giderleri devletten alabiliyorsunuz. Yani yeter ki siz bir şey götürün. Bu konuda devlet her türlü desteği sağlıyor girişimcilere. Şimdi şeyde şu anda dünyada sağlık turizminde en ön planda çıkan ülke Meksika gözüküyor. Evet. Yani bu anlamda bayağı bir ilerlemiş. İşte başta Almanya, pardon Amerika tercih ediyormuş. Sonra Arjantin, Peru, Panama, Kolombiya gibi ülkeler ve her yıl 1,5 milyon hasta buraya sağlık turizminden yararlanıyormuş. Dışarıdan müşteriler. Yani doğru sorarsanız biz de yurt dışı misafirlerimiz yaklaşık 4.000-5.000 civarında misafir ağırlıyoruz. Yabancı hasta olarak. Ama bu sayı yeterli midir? Değildir. Bunu daha da arttırmak lazım. Yani dediğiniz gibi o destekleyici unsurlarla birlikte yurt dışına çok daha pazarlama, çok daha tanıtım yapmak, çok daha reklam yapmak suretiyle bu pazarı arttırabiliriz. Peki şimdi turizm, tabii bu sağlık turizminin birçok kolu var ama turizmin de yine aynı şekilde gastronomi konusu var. Yani bugün evet. İşte bizim ülkemizde gidiyorsunuz, Aydın'ın inciri diyorsunuz, Antep'in işte baklavası diyorsunuz, Adana'nın, Urfa'nın kebabı diyorsunuz. Şimdi siz buraya geldiğiniz zaman da şimdi işte sizden hizmet sağlayacak olan o şeyin, yani misafirlerin de akıllarında işte ben şu yemeği yedim de çok olağanüstü güzeldi, damakta çok iyi bir haz bıraktı dediğinizde otelinizin gastronomi kısmı nasıl? Mesela ben bildiğime göre sizin ürünleriniz tamamen doğal ve seralarınız var. Kendi ürünlerinizi kendiniz yetiştiriyorsunuz. Evet. Biraz bunları açalım isterseniz. Doğrusunu ben atlamıştım o konuyu. Çok teşekkür ederim hatırlattığınız için. Başta ben söylemiştim. Doğa dostu bir tesis diye. Bizim toplam alanımız 176 bin metrekare yeşil alanımız var. Oda başına düşen yeşil alan 706 metrekare. Ve bunun büyük bir kısmında biz seracılık yapıyoruz. Birçok sebze ve meyvemizi bu seralarda kendimiz yetiştiriyoruz. Kendi personelimiz, kendi elemanlarımız, kendi tohumlarımız ve biz bunları seradan alıp misafirlerimize servis ediyoruz. Bunun dışında Balçova Termanı'nın çok nitelikli aşçıları var. Bunlar bize ait bir takım yemekler yapıyorlar. Geçenlerde başka bir program gerçekleştirdi bizim tesislerde. Bizim arkadaşlar bu konudaki yeteneklerini sundular. O konuda biz çok iddialıyız aslında. Peki şeye gelelim bir de Zakir Bey. Özellikle şimdi bu iş dünyası için, yani paneller için, kongreler için de tabii doğal olarak kongre salonları ön planda oluyor. Bu tür evet. Hizmetleriniz nasıl? Evet, yani, o konuda da bizim o konuda da bilgi alalım. 1000 kişilik, 1200 kişilik bir salonumuz var. Daha küçük 300 kişilik salonlarımız var. Zaten zaman zaman bizim otelde o tarz organizasyonlar gerçekleşiyor, gerçekleştiriyoruz. O konuda biz şeyimiz kapasitemiz yeterince var zaten. Düğünler konusunda biz hizmet veriyoruz. Yaklaşık 1000-1500 kişilik salonlarımız var. Kışın, hem kışın hem de yazın olmak üzere sürekli bu hizmetleri veriyoruz biz zaten. Çok güzel. Şimdi sizin bu bende bir çıktınız vardı, ona bir bakıyorum da. Şimdi benim de çok ilgi alanını çeken bir kısım bu kısım. Hani özellikle böyle hep masa başı çalışanlar, yoğun tempoda olanlar masaj konusunda şey durumda. Hani ihtiyaç duyuyorlar. Bakıyorsunuz bugün evet. Tayland mesela işte Uzak Doğu'da masajdan ötürü çok fazla turist alıyorlar. Yani buradan düşünebiliyor musunuz? Bu anlamda Türkiye'nin sanki oraya baktığınız zaman gerçekten tabii kıyasladığınız zaman çok yani sık şey var, eksik ne olduğumuz noktalar var. Sizin bu konudaki hizmetiniz ne durumda? Bizde tabii şu anda 7 tane masör ve masöz var. Onlar normal spa masajlar ama biz tıbbi masaj veriyoruz daha çok. Yani dediğiniz şekilde spa masajları da biz veriyoruz. O konuda da hiçbir sıkıntı yok.
Çok nitelikli personelimiz var o konuda gerçekten. Evet. Peki şimdi insanlar gelen misafirler şimdi sizin bildiğim kadarıyla konum olarak biraz dağın eteklerinde, oksijeni evet. bol, bir cennet gibi olan, az önce görüntüler de ekrana gelmişti bir yerde. Sizinle biz yayın öncesi konuşurken de aklımda kalmıştı. Yani Allah korusun, şimdi sağlık hizmetinden yararlanırken diyelim ki o sıcaktan bir hasta fenalaştı. Böyle bir durum. Evet, o konuda bizim tesislerimizin içerisinde 112 acil servis noktası var. Yani tesisimizin içerisinde. Öyle bir imkan sunduk onlara. Onun dışında zaten 950 üniversitesini 500 metre mesafedeyiz. Yani o açıdan lokasyon olarak biz çok iyi bir noktadayız. Her tür zaten onun da dışında kendi bünyemizde kendi doktorlarımız var. Yani tıp doktorumuz var, fizik tedavi uzman doktorlarımız var. Dahiliye konsültasyon doktorlarımız var. Yani bütün alanlardaki, bütün branşlardan doktor var mı? Doktorlarımız yani fizik tedaviyle tedaviye ilişkin hem iş yeri hekimimiz var hem fizik tedavi doktorumuz var. Onlar tedavi ilk teşhisi koyduktan sonra zaten biz hastayı tedaviye alıyoruz. Yani direkt dışarıdan gelir gelmez biz herhangi bir doktora muayene ettirtmeden onu tedaviye almıyoruz. Öyle mi? Ha, evet. Bu önemli bir ayrıntı. Kesinlikle. Yani zaten başta söyledim ya biz fizik tedavi rehabilitasyon merkezi gibi çalışıyoruz. Yani normal bir kaplıca oteli olarak çalışmıyoruz. Şimdi o zaman şunu ben anlamadım. Fizik tedavi merkezi gibi çalışıyorsunuz. Evet. Onun dışında burada ihtiyacı olan, işte örnek veriyorum, kişinin boynu ağrıyorsa, beli ağrıyorsa, bacağı ağrıyorsa, evet bu onlar için uygun. Önce doktorumuz tedavi ediyor. Nasıl bir tedavi alması gerektiğini söylüyor. Ondan sonra fizyoterapistlerimize gider. Fizyoterapist ona bir program verir. O program eşliğinde tedavileri sağlanır. Peki bu tür sıkıntısı olmayan, yani hastalığı olmayan, normal yani hem tatil amacıyla hem keyif amacıyla gelmek isteyen vatandaş için, onlar için zaten onlar için hiçbir sorun yok. Normal kaplıca turizmi kapsamında gelirler konaklamalı olarak. Hem otelimizde kalırlar hem de dediğim gibi 8 tane irili ufaklı havuzlarımız var, banyo odalarımız var. Bunlardan istedikleri gibi, diledikleri gibi yararlanabilirler. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Peki burada yazıyor. Bir laboratuvar, hemogram, sedir idrar tekniği. EKG gibi şeyler var. EKG'de yani yaptırıyoruz. Tabii kan tahlilleri hastane gibi. Yapıyoruz. Tam bir tam kapsamlı kesinlikle. Hastane yani gibi. Biz böyle sıradan bahsettim ki sıradan bir tedavi uygulamıyoruz. Teknik olarak, nitelik olarak ne gerektiriyorsa onları yaptıktan sonra kişiyi tedavi alıyoruz. Eğer o kişinin tedavi almaması gerekiyorsa kaplıca suyunun ona iyi olmadığı düşünüyorsa teknik olarak bizim doktorumuz eğer buna karar vermezse tedaviye de almıyoruz. Hmm. Yani verdiğimiz şeyi o vatandaşı daha kötü bir duruma getirecekse onu da yaptırtmıyoruz yani. Anladım. Dolayısıyla gerekliyse yapılır, evet. Gerekli değilse bu konuda uyarıyoruz biz vatandaşı. Hatta zaten biz kural olarak belli bir yaşın altındaki çocukları da almıyoruz. Hmm. Çok yaşlı olup da kalp, tansiyon gibi kronik hastalıkları olan misafirleri de biz almıyoruz. Peki onun yaş sınırı var mı küçük çocuk için? 12 12 yaşından küçük olanlara biz termal kısmını almıyoruz. Ama onlar için de bizim işte az önce bahsettiğim gibi eğlenceyi de aynı anda sunduğumuz için açık havuzlarımız var. Normal havuzlarımız var. Onları oraya yönlendiriyoruz. Yani peki bu çocuklar için olan kısımda kapalı havuzlarda termal su değil değil mi? Normal Hayır, su şeklinde. Normal su. Ha. Evet. Yani hem normal su kapalı havuzlarımız var hem de termal sularımız var. Anladım. Peki kaç yatak kapasiteli oteliniz? Ana bina ve 7 bloktan oluşan bir tesis bizimkisi. Ana binada 78 oda, bloklarda ise 126 oda. Bu odalarımızın 23 tanesi engelli odası, 4 tanesi süit. Olmak üzere 77 tane de standart odamız var. Hı. Bu odalarımızın hepsinde sıcak su mevcut, internet var, klima var, minibar var, her türlü konfor mevcut bu odalarımızda. Peki şimdi konularında bu salonlarda, kongre merkezleri için uygulanacak ya da işte düğün organizasyonu için belli bir süre öncesinde bilgi vermek gerekiyor mu? Hı. En az şimdi sizi buradan izleyenlere bu konuda nasıl bir bilgi vermek gerekir?
Kaç gün önceden haber vermek gerek? Organizasyondan yıllık mı planlanıyor? Etkinlikler nasıl oluyor? Biz örneğin şu anda biz kampanya başlattık 31 Mart'a kadar. Gelip düğün ya da herhangi bir organizasyon bizde yapmak isteyenler için belli bir oranda indirim sağlıyoruz. Bu 31 Mart'a kadar devam edecek. Elbette ki bir kapasite var. O gün istenilen gün boşsa, müsaitse bir sözleşme yapıyoruz. Onu o günü o misafirimize ya da talep eden şahsa tahsis ediyoruz. Dolmuşsa elbette ki yapılabilecek bir şey yok. Peki şeyde nasıl? Doluluk oranlarınız nasıl? Doluluk oranımız ortalama %80 civarında seyretmektedir şu anda. Peki gelen müşteriler nasıl? Yani İzmir dışında Türkiye genelinde hangi iller daha çok tercih ediyor? Böyle bir iç analizi yaptınız mı? Doğrusu öyle bir analiz yapmadım ama bize daha çok yurt dışından misafir geliyor. Ağırlıkta yurt dışından geliyor diyorsunuz. Peki genel olarak hani eklemek istediğiniz hususlar var mı yayın içinde? Benim atladığım, şimdi siz sonuçta işin uzmanısınız, tam yerindesiniz, daha iyi biliyorsunuz. Bir şeyleri de atlamak istemiyorum aslında. Çünkü hem devlet kurumu biz yaptığınız yani oteliniz, hem önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Çok da güzel bir tesisiniz var. Görüntülerde de az önce geldi. Çok hepsi çok kıymetli. Tabii dediğim şekilde biz aslında sonuç olarak bir anonim şirket. Kar amacı, ticari amaçla kurulmuş bir işletme. Fakat kamusal bir yönü de var buranın. Her şeyi ticari olarak düşünmüyoruz. İlk önce kalite, sonra da devlet sermayesiyle yürüyen bir yer olduğu için orası, insan odaklı bir işletme orası. Bunlar bizim için daha ön planda. Kar ve diğerleri ikinci planda olan bir tesis burası. Her şeyin en kalitesi neyse onu sunmaya çalışıyoruz. Yani fizik tedavide en nitelikli bir sağlık hizmeti nasıl sunulacaksa onun arayışı içerisindeyiz. Bir organizasyon olacaksa onu en kaliteli şekilde nasıl sunabiliriz? Onun çalışması içerisindeyiz. Alınan ürünlerin hepsi kontrolden geçiyor. Mutlaka bir muayene kabul komisyonundan geçtikten sonra alınıp sunuluyor. Yani dolayısıyla kalite anlamında baktığınızda son derece nitelikli bir tesis orası. Peki kalite yönetim standartları işte o tür şey. Tabii. O konudaki bütün belgelerimiz. Onları biraz bahsedelim. Çünkü bugün hani bir vatandaş olarak işte insan olarak baktığınız zaman kalite belgesi olduğu zaman vatandaş güven duyuyor. Evet. Ürünlerinin kaliteli, hizmetinin kaliteli olduğunu ispatı oluyor. Hizmete güvenin ispatı oluyor. O belgelerden de bahsedelim. ISO 9001 kalite belgemiz var. Yine çevre yönetim sisteminde 18001 iş sağlığı güvenliği yönetim sistemi ISO 2200 gibi bu konuda da belgelerimiz var. Yani dediğim şekilde bizim ticari karlılık ikinci planda olduğu için asıl olan nitelikli bir hizmet sunmak. Peki toplam yani kendi içinizdeki personel sayınız ne kadar? Toplamda 200 personelle biz hizmet veriyoruz. Bunun 40 tanesi sadece fizik tedavi bölümünde çalışan, hepsi nitelikli personel. Peki ben şu kısmı biraz daha vurgulamak istiyorum Zakir Bey. Şimdi kişinin rahatsızlığı, işte bu demin saydığınız hastalıkları var ise, işte Manisa'dan, Aydın'dan sizden tedavi görmeye gelecek bir vatandaş. Evet. Bu hizmetten sağlık güvencesiyle yararlanması için illa sizin oradaki devlet hastanesinden mi onay alması gerekiyor? Tabii biz, size sevk edilmesi gerekiyor. Bizim normalde şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kişinin yaralanabilmesi için mutlaka Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi kanalıyla gelmesi gerekir. Ama onun dışında zaten biz konaklama olarak sunmuş olduğumuz paketlerimiz de var. Onlar da çok pahalı şeyler değil yani. 5 günlük, 12 günlük, 7 günlük neyse. Bu konaklama paketlerden de alıp onlardan da rahatlıkla yararlanabilirler. Şimdi bunu neden sordum? Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından maddi olarak imkanı olmayan, hasta olan vatandaşlarımız vardır. Hani bu hizmetinden yararlanabilsin ama bildiğim kadarıyla şey var zaten. Sağlık Bakanlığı'nın sağlık konusunda çok güzel hizmetleri var. İnternet üzerinden MHLS diye bir sistem var. Onun üzerinden müracaat yapıldığında Türkiye'nin her yerinden tedavi hizmeti sağlanabiliyor.
o hastaneye gidip oradan muayene olup size daha sonra sevk edilebilir diye düşünüyorum. Hayır, bizde gelebilmeleri için mutlaka hastane aracılığıyla gelmesi lazım. Müracaat edecekler, evet. Onun kanalıyla gelebilirler. Evet, ücretsiz oluyor değil mi? Tabii o zaman o hastanenin öngörmüş olduğu tedavi biz hastaneye veriyoruz ve onun vatandaşın hastanın cebine herhangi bir parasal bir şey çıkmıyor. Yani onu tamamen devlet karşılamış oluyor. Sosyal güvenlik kurumu karşılamış oluyor. Bunun konaklaması... Konaklama hariç, sadece tedavi hariç. Evet. Yani onun bilgisini de verelim, evet. Eksik bilgi olmamış olsun. Evet. Peki ne kadar süre bu hizmeti, yani sağlık devlet karşılıyor? Kaç gün süreyle? Onu tamamen doktorun öngörmüş olduğu tedavi süresi neyse olur. Yani kaç gün, kaç seans o tedavi alması gerekiyorsa zaten doktor belirtiyor tedavi şeyinde. Yani hastanedeki doktor belirliyor, sonra sizin doktorlarınızı... Hayır, hastane aracılığıyla gelenleri biz herhangi bir tedavi şeyi, ikinci bir muayene tabi tutmadan direkt tedavi alıyoruz. Ama doğrudan gelen varsa, herhangi hastane aracı kılınmaksızın doğrudan Balçova Termali'ne gelen bir vatandaşımız olursa biz onu ilk önce muayene ediyoruz. Sonra hangi tedavileri alması gerekiyorsa ona göre karar veriyoruz. Anladım. Şimdi Zakir Bey, tabi süre hemen bitti. Evet, çok maalesef çok hızlı geçti vakit. Yani, evet. Teşekkür ediyorum. Yani bu sağlık turizmi tabi çok önemli. Türkiye'nin daha bu anlamda İşte dünyada ilk beşlerde, inşallah Meksika'ya geçeriz, Hindistan'a geçeriz diyoruz. Tabii yapılacak çok şey var ama işte inşallah Türkiye bu anlamda o eksik olduğu noktaları tamamlayabilir. Demin söylediğiniz husus çok önemli. Türkiye'nin hem dış pazarlarda tanıtılması hem özellikle uçak ulaşım imkanlarının sağlanması. Evet. Bu bence en önemlisi bu, çünkü gelirken yani dünyanın bir ucundan gelecek vatandaşın çok rahatlıkla gelip gitmesi lazım. Evet, bunu yapabilirse, yani belli sorunlar çözülebilirse işte sağlık turizminde Türkiye daha da iyi olacak. Zaten çok güzel anlattığınıza göre doktorlarınız, uzmanlarınız, fizyoterapistleriniz, masajcılarınız hepsi var. İşte tarihte de askerlerimiz hep şey olmuş ya, savaş sonrasında kaplıca merkezlerine gitmişler, şifa bulmuşlar, daha dinç olmuşlar. Zaten dünyada da ilk böyle başlamış yani. Şifalarını gördükçe bu alana uzmanlık göstermişler, eğilmişler, bu noktada geliştirmişler. Türkiye'deki bu anlamda oldukça zengin bir ülke. Kesinlikle. Gideriz, bu alanda daha iyi bir noktaya gideriz diyelim. İnşallah sizlere de bizlere otelimizi tanıtma fırsatı verdiniz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten ben başlığımda anlatmıştım. Bizim Balçova Termal tesisleri, zaten otel demiyorum, tesis diyorum. Farklı. Yani bir kere farkı nedir? En başta İzmir'de oluşu. İkincisi şu doğayla iç içe oluşu. Üçüncüsü büyük şehrin hemen yanında ama büyük şehrin o stresini yaşamıyorsunuz. Aynı zamanda büyük şehre gitmek istediğinizde de hemen içinde sayılırsınız. Bu açıdan emsali olmayan bir tesis burası. Peki. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Fırsatı verdiğiniz için. Teşekkür ederim. Ne demek? Estağfurullah. Sayın seyirciler, bu hafta süremizin sonuna geldik. İzmir Balçova Termal Oteli Genel Müdürü Sayın Zakir Kılıç Beyefendi bizlerle birlikteydi. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.